Bir zamanlar okulu seven bir kız vardı. Kız çocuklarının okula gitmesine yönelik kampanya yürüttüğü için Taliban tarafından vurulan Nobel ödülü Pakistanlı insan hakları savunucusu Malala Yousafzai'nin gerçek hikayesi. Yeni yayınlanan Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler kitabında böyle başlıyor. Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler kitabı bir yönüyle kız çocuklarına kalıplarını kırmayı öğretiyor. Kitap, tüm dünyadan ilham veren 100 kadının resimleri ve masallaştırılmış hikayeleriyle çocuklara cinsiyetçi kurallara karşı çıkmayı ve bunun yerine hayallerini izlemeyi öğretmeyi amaçlıyor. Ve dünyanın tüm asi kızlarını tek tek harekete geçirip eşitsizliği hep birlikte yıkmaya çağırıyor. Virginia Woolf'tan Frida'ya, Cleopatra'dan Maria Callas'a, Coco Chanel'dan Maria Curie'ne kadar 100 asi kadının olağanüstü illüstrasyonlarla renklendirilmiş hayatları. Prenslerini bekleyen değil, kaderlerini ellerine alan bu prenseslerin ilham verici yaşam öykülerini masalsı bir anlatımla gözler önüne seren Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler kitabı tüm dünyada okurların en çok sevdiği kitaplar arasında yer almaktadır. Denizlerin derinliğinden ormanların kuytusuna, savaş meydanlarından şaşalı saraylara, hastanelerden gökyüzünün sonsuz maviliğine, dünyanın ve zamanın her köşesinden kendilerine dayatılan kurallara ve geleneklere isyan etme gücü bulan kadınların hikayesidir bunlar. Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler kitabında yer alan 100 asi kadının görselleri, dünyanın dört bir yanından 60 asi kadın tarafından çizilmiş olağanüstü illüstrasyonlarla hayat bulmuş. Bildiğimiz dünyanın bilmediğimiz gerçekleri. Kitabı ödüllü iki İtalyan kadın yazdı. Elena Favalli, Francesco Cavalli. Olağanüstü 100 kadının maceraları 2016'da kitlesel fonlama sayesinde 1 milyon dolar bağış kazandı ve masalsı bir anlatımla tüm dünya okuyucusuyla buluştu. Elena Favalli, geleneksel çocuk kitaplarının hala cinsiyetçi ve basma kalıp olduğunu fark ettikleri zaman bu fikrin doğduğunu söylüyor. Çocuk kitapları, biz çocuk olduğumuzdan beri değişmedi. Erkekler hala kahraman, kadınlar hala prenses. Çocuk kitaplarında erkek ve kadın temsiliyetleri uzun süredir tartışılıyor. Florida Devlet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 2011 yılında cinsiyetçi önyargıların kitaplarda 100 yıldan fazla süredir var olduğunu ortaya koydular. 1900 ve 2000 yılları arasında yayınlanan 6000 resimli kitabın sadece %7.5'inde dişi hayvan kahramanları yer alıyor. Kitaplar ve resimler çocukların dünyayı nasıl gördüğü ve algıladığını belirlemek açısından hayati önem taşımaktadır. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir araştırma, durumun önemini göstermesi açısından oldukça dikkat çekici. Yaşları 6'ya vardığında kız çocuklarının kendilerini erkeklerden daha az yetenekli görmeye başladıkları gözlemlenmiş. Aynı araştırmaya göre 6 yaşındaki hem kız hem erkek çocuklara çok çok akıllı bir kitap karakteri sorulduğunda çocuklar bu kahramanı erkek olarak tanımlamışlardır. Elena Favalli, eğer bütün çocuklar prensleri tarafından kurtarılan prenses hikayeleri okursa, öğrendikleri mesaj kadının erkek kadar değerli olmadığı, eşit olmadığıdır, diyor. 2015'te Amerikalı psikologlar, farklı etnik kökenlerden kadınları erkek egemenliğinde olan meslekler, cerrah, profesör ve mühendis gibi itibarlı mesleklere sahip kişiler olarak betimleyip, pozitif ayrımcılık ile çocukların dikkatini çekmek ve bilinçlendirmek adına bir boyama kitabı hazırlamışlardı. Elena ve Francisco, gerçek hayatta sosyal normlara karşı çıkan isyankar kadınlara vurgu yapmalarının genellikle sadece hayali karakterler okuyan çocuklara önemli bir mesaj verdiği görüşündeler. Tarihsel olarak kadınların başarıları önemsizleştirildi. İsyan eden kadınlar bütün kültürlerde olumsuz çağrışımlarla anıldı ve kadın baskılandı.
Bu çok önemli. Çünkü erkekler, kadınların erkekler gibi ilerleme sağlamak için yeteneklerini kullandığını ve hayallerinin peşinde gittiğini görmeli. Bu kadınlar erkeklerden daha iyi demek değildir. Bilakis kadın ve erkeğin birbirini tamamlayan özelliklere sahip olduğunu kabul etmek demektir. Aydınlık bir medeniyet için çocuklarımıza kadınların ve erkeklerin kesinlikle eşit olduğunu küçük yaştan itibaren göstermemiz gerekiyor. Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler kitabı, kadın ve erkeklerin eşit olduğuna inanan bütün kızlara armağan olsun.